Bugün Salı siyasal partilerin genel başkanları konuşuyorlar. Arabada gelirken Sayın Davutoğlu'nu da dinledim. Biz diyor milli bir hükümetiz diyor. Efendim biz milli muhalefete de ihtiyaç duyuyoruz. Lafa bakın. Acaba Davutoğlu millinin ne anlama geldiğini biliyor mu? Emin olun endişem var. Milli demek ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Sonuna kadar kendi ülkesinin çıkarlarının arkasında olmak demektir. Milli olmak Türkiye'yi pazarlamak değildir. Milli olmak Türkiye'yi dünyadan soyutlamak değildir. Milli olmak Türkiye'ye dünyada itibar kazandırmak demektir. İtibar kazandırmak. Hangi millilikten bahsediyorsunuz siz? Seçimlerden önce diyorlardı ki 7 Haziran seçimlerinden önce. Bakın bizi tek başına iktidara getirmediniz. Görüyorsunuz her gün şehitler geliyor, terör aldı başını gidiyor. Bizi tek başına iktidara getirin, şehit meyit gelmeyecek diyorlardı. Tarihin en yoğun şehit sürecini yaşıyoruz. Tarihin en yoğun. Peki halkına yalan söyleyen bir siyasal parti milli olabilir mi? Milli kavramının arkasında yalan olabilir mi? Doğu Güneydoğu'da terör örgütü şehirleri silah deposuna dönüştürürken valilere amana sakın dokunmayın diye talimat veren bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti'nde milli lafını ağzına alabilir mi? Milliymiş. Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar. Herkes sokmak istiyor. Bunlar da teşne. Eğer sen millilikten söz ediyorsan savaş çıktığında kendi çocuklarını gönderecek misin cepheye? O zaman ben sana milli diyeceğim. Çok sık kullandığımız bir deyim vardır. Bizim kimse milliyetçiliğimizi test edemez. Biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazan bir partiyiz. Kimse unutmasın bunu. Biz uyarı görevimizi yaptık. Orta Doğu'ya girmeyin dedik. Orta Doğu bir bataklıktır. Efendim nasıl söylersiniz Orta Doğu bir bataklıktır diye. Suriye'ye tırlarla silahlar gönderdiler. Ne kadar cihatçı unsur varsa tamamı Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti. Türkiye üzerinden. Kamplar kurdular Türkiye'de. Yapmayın dedik. Başka bir ülkenin egemenliğine müdahale etmeyin dedik. Yarın bir ülke gelir Türkiye'nin iç işine müdahale ettiğinde biz ne söyleyeceğiz o zaman? Hayır siz bilmezsiniz. Biz doğrusunu biliriz dediler. Sonra ne oldu değerli arkadaşlarım? IŞİD Türkiye'den 70 ilden militan toplamaya başladı. 70 ilden. Ve tamamı bu hükümetin gözleri önünde gerçekleşti. Vahabilik aldı başını gitti. Bunlar da her türlü çanağa gerdiler. Ve öyle konuştular ki efendim olsun Suriye'de akan kan aksın yeter ki biz Esad gitsin. Ya kardeşim dert Esad değil. Dert Suriye'nin içine iç işine neden müdahale ediyorsun sen? Girme oraya. Şimdi buna milli politika diyorlar. Böyle bir milli politika yoktur arkadaşlar. Bu politikanın adı gayrimilli politikadır. Bir iktidarın çıkarlarına hizmet eden politikadır. Ülkenin çıkarlarına değil.